Buyurun efendim. Sayın İbrahim Mahyan Bey. Müddetiniz 15 dakikadır. Buyurun. Müsaade eder misiniz? Sayın Başkan. Buyurun Sayın Hakim. Evet. 2018 merkezi yönetim bütçesi üzerine ve kapanışı üzerine HDP grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle ekranlar başında bizleri izleyen tüm halkımızı ve cezaevlerinde tutulan başta eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, grup başkan vekillerimiz İdris Balüken, Çağlar Demirel şahsında tüm milletvekili arkadaşlarımızı, belediye eş başkanlarımızı ve demokratik siyasete yönelik saldırılar sonucu içeride kalan tüm siyasileri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir aya aşkın plan bütçe komisyonunda bütçe görüşmeleri devam etti ve ardından 12 güne yakındır da genel kurulda plan bütçe görüşmeleri devam etmektedir. Ve son gününe geldik. Tabii bu süre zarfında sert tartışmalar oldu, hatta kavgalar bile gerçekleşti. Fakat bütün bunların ötesinde özellikle 2018 bütçesinin görüşüldüğü döneme denk gelen büyük bir talihsizlik de yaşandı. Talihsizlik diyorum, yıllardır karşı karşıya kaldığımız darbeci ve inkarcı zihniyetin uygulamalarının bir benzerini de ne yazık ki burada yaşadık. Kürdistan sözcüğünün yasaklanmasıyla özellikle Kürt dilini, kültürünü, tarihini, coğrafyasını yok sayan 12 Eylül darbecilerinin konseptine tekrardan dönüldüğüne de tanıklık ettik. Değerli arkadaşlar, çoğunlukçu iktidar yaklaşımının demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük gibi temel taleplere ne kadar kapalı olduğunu, demokrasi ve özgürlüklerden ne kadar rahatsızlık duyduğunu da bu vesileyle görmüş olduk. Halk iradesinin tecelli etmesi gereken bir parlamentonun halkın temel taleplerine ve sorunlarına çözüm üretememesi, çözümden uzak bir yaklaşım ortaya koyması son derece üzüntü ve kaygı verici bir durumdur. Tekçi sistem ve egemenlikçi bir siyaset zihniyetiyle de karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekiyor. Tüm yürütülen tartışmalardan çıkardığımız bir sonuç da bunlar olmuştur. Değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin son gününde bütçenin toplumsal olarak neye tekabül ettiğini ifade etmekte fayda görüyorum. Demokratik toplumun olmazlarından biri ekonomik kaynakların kullanımına ilişkin olarak halkın söz sahibi oluşudur. İlk toplumsal sözleşmeden bu yana ekonomik varlıkların kullanımı konusu demokratik sistemlerin temel unsuru olarak kabul edilir. Aynı zamanda ekonomik kaynak kullanımının eşit bir dağılıma tabi tutulması da bir başka temel kabuldür. Eğer kaynak paylaşımında adalet varsa demokrasiden ve eşitlikten söz edilebilir. Bütçe hakkı olarak tanımlanan bu haklar ne yazık ki kapitalist sistemlerde de uygulanmamaktadır. Türkiye gibi kapitalizmi acımasızca uygulayan bir ülkede ise bütçe hakkının HES'inden bile ne yazık ki bahsedemiyoruz. 12 gün boyunca gerek kabinedeki bakanlar, gerek iktidar partisi ekonomide büyüme ve hedefler konusunda toplumsal gerçeklikle hiçbir şekilde örtüşmeyen hayali bir tablo sundular.
İktidar sözcülerinin çizdiği pembe tabloya bakılırsa sanki açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun, sefaletin, sömürünün yaşandığı bir ülkede değil de bolluk ve refahın kol gezdiği zengin bir ülkede yaşıyoruz. Ama gerçeklik AK Parti'nin çizdiği sanal tablodaki gibi değil. Daha sözün başında ifade etmek gerekirse rakamsal olarak sunulan tabloların büyük çoğunluğu hayal ürünüdür. TÜİK eliyle yapılan hilelerden ibarettir. Gerçi bütün hilelere rağmen artık TÜİK bile siyasal iktidarın topluma sunmaya çalıştığı bu yalan hedefleri tutturamıyor. Deyim yerinde ise artık yalanda da bir istikrar tutturamıyorlar. Nitekim AKP'nin orta vadeli programda açıkladığı ekonomi paketlerinde hükümet yetkililerinin söylediği döviz kur hedefi, işsizlik rakamları, enflasyon, büyüme hedefleri gibi bütün hedefler bizim oraların deyimiyle fıs oldu. Yani boş çıktı. Emekçinin, dar gelirlinin, üreticinin, çiftçinin, esnafın yani halkın içinde olmadığı bu bütçeyle ve sanal büyüme rakamlarıyla topluma hayal satmanın çabası içerisinde olan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Bul parayı al parayı misali bir bütçedir bu bütçe. İçinde halkı bulursanız parayı da bulursunuz. Eğer bu bütçe, bu iktidar halka umut ve güven verseydi bugün ve içinden geçtiğimiz günler itibariyle Nimet abla bayisinin önünde uzun piyango kuyrukları olmazdı. Gidin bakın, halk artık umudu nerede görüyor, yerinde tespit ediniz. Bu bir ülke için büyük bir talihsizliktir. Yani piyango, iddia, şans oylarına bu kadar insanlar tevessül etmişse, bu kadar bunun üzerinden bir umut ve beklenti içerisine girmişlerse gerçekten bu acınacak ve üzülecek bir tablodur. Bu tablonun ciddi bir şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla toplumsal algıyı yönetmeye yönelik AK Parti'nin 15 yıldır başardığını sandığı en iyi iş olsa da aslında halkımızdaki tablo, halkımızdaki yansıması bu değildir. Günlük hayatında cebine giren, hatta girmeden çıkan parayla yapılan harcama arasındaki farkı halkımız görüyor. Gece gündüz çalışıp kazandığı 3 kuruşun neredeyse tamamının dolaylı ve doğrudan vergilere gittiğini birebir yaşıyor. Daha bu meclisten bütçe öncesi geçirilen torba yasayla gazoza ÖTV getirilmedi mi? Tütün üreticilerinin kazandığı 3 kuruşa tekerci patronlar kazansın diye vergi koyup ceza getirilmedi mi? Telefon şirketlerinin trilyonlarca vergi borcu silinip halkın iletişimine ek vergi koyulmadı mı? Torba yasalarınız halkın arın teriyle kazandığını geri gasp etme torbasına dönüşmüş durumdadır. Artık kepçeyle değil, torbayla toplanıyor halkın kazancı. Torbacı bir iktidara dönüştüğünüzü bence görmeniz gerekiyor. 2017 yılında aylık brüt maaşı 3000 TL olan, yıllık 36 bin kazanan emekçinin bu kazancının 12.560 lirasını doğrudan, 7.600 lirasını ise dolaylı olmak üzere toplam 20.160 lirasını vergilere vermektedir. Yani bir emekçi 365 gününün 205 gününü sadece devlete vergi ödemek için çalışmaktadır. Peki trilyonlarca vergi borcu affedilen holdingleri, vergi cennetlerine para kaçıranları görmüyor mu bu halk? Ev işçisi bir kadın eşinin bıraktığı parayla bırakın et almayı kasabın yanından dahi geçememektedir. Baklagillerden mercimeğin, nohutun kilosunun 20 lira olduğunu görmektedir. Pazara gittiğinde ıspanak, pırasa gibi ucuz bilinen sebzeleri bile alacak gücü kalmamıştır. İşçi emeklisi bir teyzemiz torunlarına artık bırakın muz, kivi almayı, ülke olarak cennette olduğumuz portakal ve mandalinayı bile pazardan alamamaktadır. Ömrünü insanları yaşatmaya ve iyileştirmeye adamış yüzlerce hekim
sağlık çalışanı muhalif düşüncelerden dolayı kanundaki kararnamelerle ihraç edilmişken yerlerine tarikatlara ve cemaatlere dayananların alındığını görmüyor mu? Asgari ücretle çalışan sanayi işçisi çocuklarına kışlık mont bot dahi alamazken Çalışma Bakanı'nın kendisinden fedakarlık istediğini görmüyor mu? Soma'daki maden işçisi her sabah eşi ve çocuklarıyla vedalaşıp arkadaşlarını kaybettiği maden ocağına giderken kendisini tekmeleyen bürokrat kılığındaki işçi düşmanlarının iktidar tarafından nasıl terfi edildiğini görmüyor mu? Bir emekli öğretmen ömrü boyunca çalışıp aldığı 3 kuruş tazminatla başını sokacağı bir ay bile alamazken, bir ev bile alamazken öğretmen eniştelerin vergi cennetlerinde milyon dolarlarla nasıl oynandığını çok rahat görüyor ve net görüyor. Daha 23 yaşındayken ataması yapılmadığı için intihar eden sosyal bilgiler öğretmeni İsa Erdoğan'ın şahsında ataması yapılmayan öğretmenler ve bunun dışında Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanların çocuklarının 25 yaşında milyon avrolarla satın aldıkları gemicikleri, devletin trilyonlarca parasının kendi çocuklarının yönettiği derneklere, vakıflara gittiğini görmüyor mu sanıyorsunuz? Elbette ki halkımız adaletsizliği, eşitsizliği, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, emek hırsızlığının, işçi sömürüsünün, yolsuzluğun ve bu ülkenin nasıl yönetildiğini görüyor. Bu bütçenin kendi bütçesinin olmadığını da çok iyi biliyor. Bu bütçe halkın parasıyla oluşturulan ama halkı dışlayan bir bütçedir. Bütçenin hazırlanmasında demokratik katılım da söz konusu değildir. Öncelikle Meclis Genel Kurulu'nun hükümetin sunduğu bu bütçeyi kabul ve reddetmek dışında hiçbir seçeneği yoktur. Belirlenen ödenekler üzerinde eksiltme ve artırma yetkisi yok. Bu yetki anayasa gereği sadece plan ve bütçe komisyonuna verilmiş. Peki komisyon nasıl teşekkül ediyor? 40 üyenin 25'i iktidara ayrılmış. Yani 25'i iktidar partisi olan komisyon hükümetin bütçesini noter gibi otomatikmen kabul ediyor. Benim esas dikkat çekmek istediğim nokta şu. Hükümetin politikalarının en önemli denetim süreci olan bütçe tasarısı görüşmelerinde yasama organının 10 üyesinin cezaevinde rehin tutuldukları için bu görüşmelere katılmamış olmasıdır. Parlamento eksik iradeyle toplanmıştır. Dolayısıyla birazdan çoğunluk oylarıyla kabul edilecek bu bütçe anayasaya aykırıdır. Bu parlamentoda grubu bulunan iki siyasi parti genel başkanı bütçe açılışında bu sıralarda oturup hükümetin bütçesine dair değerlendirmelerde bulunurken meclisin 3. büyük partisinin grup başkanı olan Sayın Selahattin Demirtaş neden hükümet bütçesi hakkında konuşamamaktadır? Neden Sayın İdris Balüken grup başkan vekili ve bir hekim olarak sağlık emekçilerinin sorunlarına işaret edememektedir? Hükümetin sunduğu bu bütçenin 10 milletvekili cezaevindeyken görüşülmesine içiniz nasıl razı olmaktadır? Bu bütçenin meşru olmadığının açık bir göstergesi değil midir? Bu bütçeye adil, eşit, demokratik bir bütçe diyebilir miyiz? Değerli milletvekilleri, bu bütçe kimin bütçesidir? Kimin bütçesi değildir? Gelin şimdi buna bakalım. Bu bütçe KHK'larla ihraç edilen on binlerce kamu çalışanının bütçesi değildir. Bu bütçe ataması yapılmayan 400 bin öğretmenin, emeği sömürülen 100 bin ücreti öğretmenin bütçesi değildir. Bu bütçe yüz binlerce sağlık emekçisinin bütçesi değildir. Bu bütçe 24 milyonu aşkın öğrencinin, 1 milyonu aşkın eğitim emekçisinin bütçesi değildir. Bu bütçe emeklilerin, esnafın, işçilerin, çiftçilerin, üreticilerin, engellilerin, kadınların, yaşlıların, gençlerin ve çocukların bütçesi değildir. Bu bütçe asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçinin bütçesi değildir. Peki bu bütçe kimin bütçesidir? Bu bütçe gençlerimizin hayatına mal olan savaş hazırlıklarının bütçesidir. Bu bütçe tank, top, tüfek bütçesidir. Halkımızın sofrasındaki ekmeği büyüten bir bütçe değildir. Türkiye bir halklar, inançlar, diller ve kültürler bahçesidir. Fakat bu bütçe farklı diller, farklı din ve inançların, farklı kültürlerin bütçesi değildir.
Türkiye her bir tarafı coğrafi, tarihi, güzellik ve zenginliklere bezenmiş bir ülkedir. Fakat bu bütçe doğanın, tarihin, ekolojik yaşamın korunmasının bütçesi değil, talan edilmesinin bütçesidir. Bu bütçe adaletin bütçesi değildir. Bütçe özgürlükçü değil, güvenlikçi, bakış açısının ürünü olan bir bütçedir. Halkımızı bezdiren, o hal KHK rejimini kalıcı hale getirmeye amaçlayan bir bütçedir. Bu bütçe barış, huzur ve adalet bütçesi değildir. Bugün ülkenin en acil ihtiyacı barıştır, demokratik çözümdür. İki dakika, buyurun efendim. İçeride ve dışarıda barış, dostluk temelli kalıcı ittifakların, ilişkilerin kurulmasıdır önemli olan. Biz savaş hazırlığı bütçesi derken bu tespitimizi bizzat hükümetin açıklamaları doğrulamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Afrin'i temizleyeceğiz diyor. Bu sözlerin bütçeyle bağını kurmak için bütçe uzmanı olmaya gerek yok. Dolayısıyla bugün ülke AK Parti politikaları nedeniyle bölgesel bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalmışsa bu bütçenin tartışılması gerekiyor. Ve bu sözün tartışması gerekiyor. Kim ne derse desin önümüzdeki bütçede buna göre ayarlanmaktadır. Halkları karşı karşıya getirecek bu sürecin hiç kimseye faydası yoktur. Doğru olan Rojava halklarının özgür demokratik iradesini tanımak, saygı duymak, onlarla tarihsel bir ittifak içerisinde ilişki kurmaktır. Çözüm Afrin'e girerek bölgesel bir savaş çıkartmakta değildir. Çözüm barıştadır, diyalogtadır, müzakerededir. Ne yazık ki bütçenin bir barış bütçesi olmadığını üzülerek, endişe duyarak ifade etmek istiyorum. Ancak her şeye rağmen biz barışı, özgürlükleri, demokrasiyi, adalet ve eşitliği savunmaya, savaş politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye halklarına sözümüz, yoksul halkımıza sözümüz, vergilerinden oluşan bu bütçenin hesabını sonuna kadar sormaya devam edeceğiz. Tekrardan genel kurulu ve siz değerli arkadaşları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ediyorum.